Hocam merhabalar. Merhaba Özge. İzleyicilerimize de buradan merhaba demek istiyorum. Çünkü ben bugün çok ilginç bir şeye kalkıştım. Ee... Senin her kalkıştın ilginç değil mi Özge? Hocam bir de böyle Sen sıradan bir... bir şey yapıyor musun hiç? Tamam. Yani yapmıyorum bir de daha da ilginçleştiriyorum olayı. Hadi gittin aldın bu büyük motoru. Zaten emanet motor. Hani buraya soktun hocam. Bir buraya, düşün buradan nasıl çıkacağız? Buraya çıkacaktın? görebileceğiz değil mi yani? Bir, bir çekerim hocam buradan Efendim? yani bence sadece benim değil birçok kişinin kaygılanacağı bir yer bu konu bir de girerken şeyi hiç düşünmedim hocam ben hani dimdik girdim ama manzara güzelmiş dedim ve motoru soktum İnsan bir 5 saniye sonrasını düşünür. Hani belki çıkmam gerekir benim buradan. Hadi yani bugün şansıma siz buradasınız. Tamam girdik ama hele bir sor niye girdik diyor. Manzara <laughs> evet. evet. Ma Aynen, manzara, manzara güzel, güzel ama problem asıl manzarada değil ek ekranın arkasındaki. <gülüyor> <gülüyor> şu an diğer diğer cephedeki. Evet. Hocam düşünün ki şu an ben mesela neredeyim? Macaristan'dayım hocam. Macaristan. Tek evet. Ne yapacağım? Nasıl çıkacağım hocam ben buradan? Niye ne var burada? Geri gitsem olmaz, ileri gitsem hiç olmaz. Sağdan en basiti motordan kurtulup yürüyerek yayan devam etmek gibi gözüküyor şu an. Moğolistan'da da olabilir. Aynen. Maille gidiyor bir şöyle bir şey hocam. Arkaya doğru çekeyim desem mail var arkada. Ö önde zaten manevra yapabileceğim kolay bir alan yok. Ne yapacağım? Üzerine otursan bilsen. Üzerine otursam boyum da yetmiyor. <laughs> Zaten neye boyum yetiyor hocam? Hangi motora boyum yetti? Buna yetsin. Yani yüksek ihtimalle burada. Ama bir, boyunu da söyle yine de yani yine de. Ya bir yetmiş boyunda değil. yani Az değilim an. bir hani evet. şey. Evet. Türkiye, Türkiye ortalamasının üstündesin evet. Ama niye kendi ortalamanın üstünde bir motoru alıp buraya sokuyorsun diye de sorarlar insana. Hı -hı. Sorsunlar. Var mı senin söyleyeceğin başka bir şey? Hocam siz anlatmaya başlayın ben. şöyle. E size aktaracağım du duygularımı <laughs> arkada. <aklına. gülüyor> Anladım. E, ama öncelikle şöyle. Birincisi doğru teknikleri uyguladığımızda bunu hep zaten genel tezimiz bu. Herkes her motosikleti sürebilir doğru teknikleri uygulamak kaydıyla ve bu teknikleri öğrenene kadar ödeyeceği motoru yatırma bedellerini ödemek kaydıyla diyor. Bunu hep söylüyoruz. Her motosiklet herkes yeterli antrenmanı ve yaptığında yeterli emeği harcadığında her motosikleti sürebilir. Ama hocam bunu... burada zaten çok özür dilerim lafınızı kestim. Burada sıkıntı şey değil mi? Kendi motorumla gelsem hafif motor, emanet motorla gelmişim. Bedel ödememem lazım benim. bugün. Tamam. Çok ince düşünüyorsun. Doğru. Doğru. Ee, hani meşhur bir cümle var ya o zaman şöyle e, bakalım. Bir, krizi fırsata çevirmek diye. Niçin korkuyorsun mesela sen? Burası engebeli arazi. Ayağım yetişmez motoru yatırabilirim. Lololo lo, lo olurum yani. Lololo lo, 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 tutun beni. Ama tutacak kimse yok. Moğolistan'dayız yani. Hocam yürürken bile düştüğüm bir yerdeyim ben. Evet. evet. İkincisi öyleyse motorun üstünde oturamam. Geri çekemem mail var diyorsun. Motor çok ağır. 230-240 kilo. Öyleyse bunu nasıl çevireceğim? Elimle itemem. Tek başımayım. Düşün ki bir de yüklü olduğunu düşünelim motosikletin. Gerçekten Moğolistan'dasın. Yani bir Toroslar projem var mesela değil mi? Dağlardan dağa gideceksin yani. Bu evet, yaz okay. inşallah olacak. Ee, motorun yüklü olduğunu düşünelim. Neredeyse yüklü haliyle 300 kiloyu falan buluyor. Bu engebeli arazide nasıl çevireceğim? Nasıl çevireceğim? Krizi fırsata çevireceğim. Nedir kriz? Engebeli arazi. O zaman ben ne yaparım? Bir engebeden yararlanır. Bir, bir, akıllı ol ve motoru düzüne sokma, tersine sokma. Ha, ha, ha. <laughs> evet, en başta tamam. En başta öyle zaten. Çıkabileceğimiz yere park etmek. Kimseye yardıma ihtiyacımız olmadan park etmek. Ekstra bir enerji ve emek harcamadan çıkabileceğimiz gibi park etmek. Ama oldu ki olmadı. yani Buraya girmek zorunda kaldım. Yaptık Diğer, bir hata. insanız. Yani şöyle düşün. Burası bir güvenli bir kamp alanı. Macaristan'dasın, Moğolistan'dasın her neyse. Geziyorsun, Toroslar'dasın. Kamp atacağın akşam için güvenli bir arazi. Motorunu da gizlemek istediğim ve buraya soktum. Bunun çıkışında bir şey yaparız sabahtan dedin. Allah büyüktür. Kahvaltıda enerjimiz yerine gelir falan filan. İyilik belekleri yardım eder. Şöyle bakalım o zaman. Bir, ben burada engebeden nasıl yararlanabilirim? Engebeden Yaralanarak motosikletimi çevirebilirim. Ne yaparım? Bir kere e, yukarı yokuş yukarı motoru çıkarmak için itmeme gerek yok. Motorun zaten 100 küsür tane beygiri var. Bunlardan bir tane beygirini kullansam ne olur? Yokuşa yukarı doğru götürürüm. Aynı eğimden kullanarak debriyaj ve freni kullanarak ne yaparım? Geri akıtabilirim. Birincisi bu. Yokuşu kullandım. Peki Debriyajı kullanacağım. Ben üstüne oturmayacak mıyım? Hayır oturmayacağım. Üzerinde oturmayacağım. Şimdi ne yapacağım peki? Debriyajın torku, kalkış gücü zaten bu e, özellikle büyük sisi motosikletlerde debriyaj hiç gazsız motosikleti kaldırabilecek tork ve güçtedir. Dolayısıyla ben onun yarımını kullanarak ne yapabilirim? Bu motosikleti yerinde hareket ettirebilirim. Küçük küçük. Harika bir şey. Hiç gaza dokunma. Yukarıya doğru giderken debriyajı kullanırım. Aşağıya doğru gelirken debriyajı çeker. Bisiklete çevirip ön frenle kontrol ederim. Peki bu, bu teknik bu teknik ileri geri yaparak böylece ben motosikletimin kafasını çevirebilirim. Yan ayak üstünde çevirsem çok ağır. Yan ayağı kırabilirim. Çünkü yan ayak bu kadar büyük bir ağırlığı taşıyamayabilir. Zaten ben 300 kiloyu ne yapamam Özge? Yani Özge 300 kiloyu kaldırıp da yan ayağın üstünde havaya iki tekeri birden yerden havaya kesemeyebilir. Peki önce ne yapacağım? Önce şunu yapacağım. Motosikletim engebeli bir arazide olduğuna göre yan ayak üzerinde olacak ve viteste olacak. Çünkü ileri geri gitmemeli. Sonra ne yaptım? Geldim ve e, motosikletin soluna geçerek soluna geçerek bir kere motosikletin ağırlığını kalçama dayadım. Ve biraz da yanlatarak kesinlikle 10 derece açıda tutarak hiç dikleştirmeden sürekli ağırlığını kalçamda tutarak koparmadan ne sağ ne de sola ne daha fazla yatarak ideal bir açı var. Orada tutarak bir kere motosikletin ağırlığını kalça gücümden yararlanarak kalçama dayadım. Şimdi ne yapayım? Şimdi yan ayağı kapatayım. Yan ayağı kapattım ve böylece Yan ayağı kapatmayayım şöyle düşünebiliriz. Yan ayağı kapatmayayım. Elimden kaçarsa üstüne yatırırım. Yan ayak aslında büyük bir risk oluşturuyor. İleri geri zaten çalışmayacak. doğal olarak debriyajı kullanacağımız için, motor gücünü kullanacağımız için çalışmayacak ama diğer zamanlarda da bilmek lazım. Yan ayak açıkken ileri geri motosikleti elimizde yapmayalım. Neden? Yan ayak ayak parmaklarımızın üstüne basar, kaçar ve ayak parmaklarımızı kırabilir. Bu birçok insanın başına gelmiştir. O, özellikle onun için ileri geri iterken yan ayağı kapatalım. Yan ayağı kapattım. Debriyajı çektim. Motorun birinci viteste marşıma bastım ve çalıştırdım. Şimdi ne yapacağım? Her zamanki o sihirli beni planlamaya sokacak, zihnimi planlamaya sokacak olan soruyu soracağım. 5 saniye sonra motoru nerede götüreceğim? Evet. Gözüme bir yokuş kestirdim. 1 metre, 2 metre en fazla. Debriyajı yavaş yavaş bırakarak ve ön tekerimin gitmesini istediğim yere bakarak burada bile bakış önemli. Çünkü oraya doğru götüreceğim. Küçük küçük parmak hareketleriyle hiç gaza dokunmadan, gazı çevirmeden küçük küçük debriyaj hareketleriyle ama elim aynı zamanda ön frende olarak çok küçük küçük bir karış bir karış bir karış, bir karış, bir karış, bir karış. Ama hedefim ön tekerimin bulunmasını istediğim 2 metre uzaklıktaki yokuşa bakarak ön tekerimi oraya götürdüm. Neden bir karış bir karış? Çünkü kalçamdan ağırlığın kaçmasını istemiyorum. Bir şey olursa ne yapacağım? Bir şey olursa elim zaten şurada mandalda başparmağım. parmağım. Baş parmağım mandalda stop kill switch kırmızı düğmede stop düğmesinde tak diye kapatacağım baş parmağımı. İki parmağım da ön fren üzerinde. Kaçarsa ne yapacağım? Hemen ön frenle durduracağım. Bunlar tedbirle. Şimdi 2 metrelik o mesafeyi küçük debriyaj hareketleriyle yaptıktan sonra ve kalçama dayararak evet şimdi geri çekebilirim çünkü yokuştan yararlanacağım ve geri gelmesini sağlayacağım. Bir, rahatsam, kendime güveniyorsam çalışarak motoru akıtabilirim. Debriyajı çekerim, bisiklete döner, Küçük küçük ön fren dozajıyla yine bir karış bir karış. Yani bir metre bir metre değil. Bir karış bir karış teker dönsün. Tak 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 küçük küçük dönerek ön frenle motorumu geri geri akıtırım. Ve fakat bu sefer ne yaptım? Gidonu istediğim açıyı kazanabilmesi için diğer tarafa çevirdim. Geri manevrasına göre geri çevirdim. Ve iki metre daha geriye geldim. Şimdi belli bir açı kazandım. İstediğim hala geriye dönüş 180 derece geriye dönemedim mi? Aynı hareketi bir daha tekrarlayabilirim. Ve tekrar yokuş yukarı ve tekrar debriyajı debriyaja basıp bisiklete çevirerek geri akıtırım. Ve böylece istediğim açıyı kazandığım Güzel güvenli bir alana geldiğinde güvenli bir alana geldiğinde yan ayağı açar ve motorumu artık park edebilirim. Burası bir kamp alanı ve biz 30 metre boyunca engebeli arazide girdim. Bu tekniği kullanarak yani nedir o? Motorun gücünü kullan, debriyajın torkunu kullan, sen yandan yürü ve kalçana daya ağırlığı tekniğini kullanarak birçok arazide, birçok yere motosikletimi çıkarabilir ve sokabilirim. İlle Paris Dakar yarışçısı olmama gerek yok. Hepimizin zaten bir yarışçı performansı, bir Endurocu performansı göstermemize gerek yok. Birçoğumuz gezginiz. Evet Enduro'ları seviyoruz. Dolayısıyla bu teknikler bizim arazide ve engebeli arazide basitçe birkaç dakikalık zaman içerisinde motosikletimi güvenle çevirmeye yarayacaktır. Teşekkür ederim. Yapar mıyız şimdi Özge bunu? Her türlü hocam. Hoşçakalın. Hoşçakalın.